Evet başkanım, bu dörtlü koalisyon görüşmeleri var. Bu konuyla ilgili değerlendirmeleriniz ne olacak? Evet tabii son seçim sisteminin değişmesiyle birlikte ittifak biraz da belki partiler için zorunlu bir durum haline geldi bu seçim için. Biz de tabii uzun süredir gerçekten ülkenin böyle ortadan ikiye bölündüğünü görüyoruz. Gerçekten ülkenin tekrardan birleşmesi gerekiyor, bütünleşmesi gerekiyor, bütün unsurlarının bir araya gelmesi gerekiyor. Bugün ülke içine geçtiği şartlar itibariyle gerçekten zor bir dönemden geçiyor, zor şartlardan geçiyor. Ve 16 yıllık AKP iktidarı da ülkeyi her anlamda dibe vuran bir pozisyona getirdi. Ekonomi olarak çökmüş durumdayız. Sosyal olarak, kültürel olarak, siyasi olarak, dış politikada, eğitimde, sağlıkta gerçekten ülke ciddi şekilde çökmüş durumda. Tüm bu şartları göz önünde bulundurarak ülkenin tekrardan birliğini, bütünlüğünü sağlamak açısından böyle bir ittifaka ihtiyaç olduğu partimiz tarafından da ifade edildi. Diğer siyasi partiler tarafından da ifade edildi. Ve bugün tabii bu protokol imzalanacak. Dolayısıyla seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir ittifak çatı altında girecekler. Ve bu ittifak aslında ülkenin tümünün, bu ülkede yaşayan tüm unsurları kapsayan bir ittifak. Bu bir siyasi parti ittifakından ziyade bir vatan ittifakı, bir millet ittifakı, dolayısıyla bir demokrasi ittifakı. İsmi de tabii Sayın Genel Başkanların görüşmesiyle ortaya çıkacak. Sayın Genel Başkanlar görüştükten sonra, protokol imzalandıktan sonra ittifakın ismini de öğrenmiş olacağız. Ama demokrasi temelinde ülkenin tüm unsurlarını birleştiren, bütünleştiren bir temelde bir ittifak olacak bu. Ve bu ittifak 24 Haziran'da güçlü şekilde iktidarını kuracak ve mutlaka ülkeyi bu çıkmazdan düzlüğe çıkaracak. Ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayacak. Bu ülkede her vatandaş, her yurttaş düşüncesi ne olursa olsun huzur içinde, mutlu bir şekilde ülkesinde yaşayacak diyoruz. Bu ittifak bunun için kuruluyor. Ülkenin geleceği için kuruluyor. Ülkenin huzuru için kuruluyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye ortaya çıkmış olan milli ve milleti ön planda tutan, milletin kararını ön planda tutan bir ittifak olacak bu. Böyle bu ittifak milletvekili seçimleri için yani genel seçimler için bildiğiniz gibi 24 Haziran'da tabii ki seçim yapacağız. Bir milletvekili için bir de cumhurbaşkanı için bir seçim yapacağız. Ama şu anda görünen tablo şu. Milletvekili için bir ittifak kuruluyor. Yani milletvekilliği genel seçim için daha doğrusu. Genel seçim için bir ittifak kuruluyor. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için her siyasi parti kendi adayını şu anda gösteriyor. Sonuçta İYİ Parti adayını açıkladı. Saadet Partisi adayını açıkladı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de Cuma günü saat 10'da adayını açıklayacak. Birinci turda görünen şu ki her siyasi parti kendi adayını gösterecek. Ama ikinci turda seçimin ikinci tura kalacağına da kesin gözüyle bakıyoruz şu anda. İkinci turda mutlaka bir birleşme sağlanacak. Şu anda özellikle genel başkanların ve parti üst yönetimlerinin görüşmeleri bu çerçevede. İkinci tur hangi aday kalırsa, hangi partinin adayı kalırsa o parti adayı etrafında birleştirecek. Ve Cumhurbaşkanı adayıyla mutlaka bu dört siyasi partinin ortak adayı olacak. Başvurular başladı. Tabii 7'sine saat 17'ye kadar sürecek. Pazartesi saat 17'ye kadar sürüyor. Dolayısıyla birçok arkadaşımız müracaat için bekliyor. Ama pazartesi günü bununla ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağız. Pazartesi günü 17 itibariyle. Şu anda birçok kesinden bu ittifakın oluşmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de önemli talepler var. Bu taleplerin tümünü değerlendiriyoruz veya görüşme yapmak isteyen bütün arkadaşlarla görüşüyoruz. Ve daha önce farklı siyasi partilerde siyaset yapmış veya farklı
noktalarda yer almış birçok kişinin de Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapma, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında milletvekili adayı olma gibi düşünceleri söz konusu. Bunu detaylı olarak pazartesi günü paylaşacağız. Tabi partimizde istifalar sona erdi. Üyelerde de istifa edip adaylık için istifa eden arkadaşlarımız oldu. Pazartesi netleştikçe kamuoyuyla basınla da paylaşacağız.